Bugün cezaevlerinde çeteler yok. Kadına, çocuklara karşı suç işleyenler yok. Bugün bu ülkede katiller, tecavüzcüler yok. Bütün Türkiye cezaevleri siyasetçilerle doldurmuş bu vaziyette. Çeteler de ellerini, kollarını sallayarak iktidardan aldıkları güçle cinayet işlemeye, halkı tehdit etmeye devam ediyorlar. İşte biz bu siyasetin karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Emine Şen Yaşar bir yıldan fazladır burada mücadele ediyor, direniyor. Biz bu mücadelesini, bu direnişini büyütmeyinin sözünü kendisine de veriyoruz. Sadece Şen Yaşar ailesinin failleri değil, bu ülkedeki bütün siyasi cinayetlerin failleri yargılanana kadar mücadelemiz devam edecek. Sadece Şen Yaşar ailesinin failleri değil, bu ülkedeki bütün hukuksuzluklar, adaletsizlikler ortadan kalkana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve buradan iktidara da bir kez daha seslenmek istiyoruz. Koruduğunuz çete güçleri halka karşı suç işlemeye devam ediyor. Güç veriyorsunuz, destekliyorsunuz. Sizin politikalarınıza göre onları kullandığınızın farkındayız. Ama gün gelecek bu suçlardan sizler de yargılanacaksınız. Onlara güç verenler, sırtlarını sıvazlayanlar, annenin gözyaşlarını artıranlar da bunun hesabını mutlaka verecek. Ve annenin sözüyle bitirelim. Adalet şu yerin altında olsa bile hep beraber tırnaklarımızla kazıp çıkartacağımızın sözünü buradan kendisine de bir kez daha vermek. Süceyim ağabey biraz zor yemin edin, her yemin edin gibi girin. Süceyim ağabey dışa gidiyordun, kaydıyım ağabey aşağı ortuna, dedik son hasta konağı hatı yıkıştın. Ve dükkanı birin girin, ve toramış gir, ve hasta konağı yıkıştın. Thank you.